Arkadaşlar hayırlı geceler. Herkese merhaba. Sabah saat 4. Uykumuz kaçtı. Altılıya bakalım dedik. Bir video çekelim dedik. Evet, dünkü İstanbul'u vermiştik. Yani çok da başarılı olduğunu söylenemez. Şöyle bir değerlendirelim. Yani Diamond Brothers, Pranayama burada ikili sıralı bindik. Ula Arat da kafa atımızdı. Nightfall'ın 3. adımıydı. Evolve, Rerozu, Papa verdiğimiz atlardan biriydi. Şey kötü koştu burada. 8 numara Mark Violet'ı başta verdik. Yani Ayhan Kurşun neler yaptı öyle ya. Çıktı numarayı aldı ısrarlıktı. İlk 423.9 geçti. Yani böyle giden bir atın zaten tabela şansı kalmaz ki abi. Yani sen Evolve'a numarayı vermeyeceğim diye atı öldürürsen. Bir de bu at kaçmıyordu ki yani bekliyordu. İlgililer intihar etti bence yani. Böyle bir yarış koşulmaz. Hele Ayhan Kurşun gibi bir jockey yani böyle bu tempolarla at götürülmez yani. 23.9 ne demek ki? İlk 400'ü yani inanılmaz. Turbo dizel. Ya virajın oralarda gördüm. Ketenci Aslan'ı daha rahattı. Yani her türlü Ketenci Aslan'ı bu yarışı kazanırdı ama biraz da fauller yaptı yani Adam Reynon. Turbo dizel zaten ben virajın orada kaybettiğimizi anladım. Ama biraz faullere maruz kaldı. Yani faul yapmasaydı yine de geçerdi bence. Ketenci Aslan'ı geçerdi. Ama bence faul vardı yani. Evet, altılıyı buradan kaybettik. Hepsi yazdık. Flandos kazandı. Yani hepsi yaptığın yerde zaten birinci at gelirse altı diye kaybediyorsun. Hiçbir anlamı olmuyor. Captain Fantastic ve Bonibomb ilk iki atımızdı. Daha sonra yani çok tutmaz hatta Make a Fire verdi. Güzel bir yarış oldu. Captain Fantastic beklediğim gibi koştu. Tazeledi sonlarda. Ve sıralı ikisi burada da çok bir para vermemiş zaten. Gracias Junior'u da tek atmadık. Hata yaptık. Burada da Bank Account'ta mesela Bank Account'ta Gracias Junior kendini rakip geçip kazanmaya koştuğu için ikinciliği kaybetti yani. Şans kaynağı da verdiğimiz atlardan biriydi. Rahat geldi. Son ayakta Kezban Sultan'ı vermedik. Ben kendim altılı biraz daha büyüttüm. Sonra 3 at daha ekledim. Yine yazmadım. Yani yalan yok. Kezban Sultan'ı yazmadım. Yani sonuç itibariyle çok da başarılı olmadık. Evet, İzmir yarışlarında güzel bir altılı var. Yani herkesin tek atı değil de başka bir atı tek atacağım. Umarım başarılı oluruz. Günün ilk ayağında yani 3 numara Gelencan'a bayıldım yani. Boğa gibi görünüyor maşallah. Israk olmasına rağmen erkek at izlenimi veriyor. Çok iyi görünüyor. Mesafe kısa gelmezse kazanabilir ama mesafe kısa gelebilir diye tereddütlerim var. Firuze Sultan iyi 1 numara. O da etkili bir yarış yapabilir. Bu 2 numara Cennet de Fos arası var ama boş bir at değil. İyi bir at. Ona da dikkat edelim. 3-1-2 ilk 3 adım. Bu 12 numaralı Kayade Sultan'dan da ters bir yarış gelebilir gibi görünüyor. Kısa, sanki son yarışta uzun da böyle dışarıdan çıktı. Yani gelecek gibi oldu ama sanki mesafe uzun geldi. Bu defa 50 kilo kısa mesafe. Yani çok iyi koşması lazım. 3, 1, 2 ve 12 yetebilir. Bence yetebilir ama bu Ruze benim takip atım. Bir de 6 numara Ruze'yi de ekleyelim. 3, 1, 2, 12 ve 6 arkadaşlar. Geldik günün ikinci koşusuna. Bence en zor koşulardan biri. Burada çok fazla teferruata girmeden bir Akkaya atışı, 2 Arutan, 5 Goodwiller, bu at King Mango'nun kardeşi, 6 La Bombonera idmanda iyiydi, 7 Wintersong ve 8 Galias Candy diyorum. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde tekimiz burada. Bence sevdiği ters pistte daha başarılı olan 5 numara Neos. İzmir'i de seven biraz. Son yarısı çok boğuştu avukatla vesaire birkaç atla. Bu kez de önde gidecek atlar var ama White Ocean, Deli Engin onlar hani avukat kadar ve diğer o atlar kadar kimdi o atlar hatırlayın çok ne olsa yıpratamazlar diye düşünüyorum. Furkan Yüksel'i tanırım. Zamanında benim atlarıma bindi. 2 defa yarış kazandı Ezgili'yle. Yani iyi bir çocuk. Düzgün bir çocuk. Burada Lancero'nun da 600'den orada baskı yaptı. Avukatla boğuştu. Bu kez kazanması lazım. 7 günlük ara etkilemezse bence kazanması lazım. Çıktığı gibi. Hatta 2 de gidebilir bazı yarışlarda ama ben çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Furkan Yüksel'le benim bankomdur. 5 numara ne olsun. Evet, günün 4. koşusuna geldiğimizde yani 5 numara Taçsız Kral benim ilk atım. Çünkü çok formda olan Güvenlik'e geçildi son yarışında. Gerçekten Güvenlik yani hayatın en iyi durumunda. O yüzden yani Taçsız Kral'ın o gün için ona yapabileceği bir şey yoktu. İtman'da da fena görünmüyor. Biraz işini sert yapmışlar ama daha tatlı tutulabilir ama ilgileri daha iyidir. Ama 5 numara Taçsız Kral bu yarışı kazanabilir.
Çok hızlı bir at olan Kudretli Tay ön tarafı dağıtacaktır muhtemelen. O yüzden Gökçe Star'a şans vermiyorum. Kapaklı Can'ı da tutmuyorum. Canım Çıtır'ın da bence kısa gücü yetmez bu gruba. Ben burayı 5-2 yani Dost Bağ, Taşsız Kral veya Taşsız Kral Kudretli Tay şeklinde Ekürler ve 5-10 Taşsız Kral şeklinde geçiyorum. Ama ilk atım Taşsız Kral bilginiz olsun. 5-2 ya da 5-1. Beşinci koşuya geldiğimizde muhtemelen 2 numara Point of File'in çok yüksek AGF çıkacaktır. Yarışı şöyle koşturduğumuzda yani çok iyi start alan son yarışına baktım. 3 numara Heycut var. Yine iyi start alan Must var ve iyi start alan Point of File var. Yani yarış muhtemelen Must ısrar edip liderliği alacaktır diye tahmin ediyorum. Point of File'de onu düzlüğe bekleyecektir. Heycut da hemen arkalarına yatacaktır. Düzlükte mücadele belirleyecek. Yani kim daha güçlü çıkarsa Point of Final'in son meydanı çok rahat kazandı ama meydanla diğer yarışlar bir olmayabilir yani. Ben 3-2-1 şeklinde 3'ünü ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 3-2-1. Günün son koşusu ise şartlı iki yarış zor yarış. 4-5-6. Atik Soylu, Belalı Tumur, Onar Bey. İlk 3 at bu atları mutlaka yazalım. Daha sonra bu takip atımız 11 numara Yeksıra'dan vazgeçmeyeceğim. Ters bir yarış yapacaktır mutlaka. Bir diğer atım önde bu defa yani nispeten diğer yarışlara göre daha az yıpranacak olan 3 numara Keleşen. Bir de zaman zaman çok ters yarışlar yapan 2 numara Demirşah yazılabilir. 4, 5, 6. Daha sonra 11 Yeksıra. Daha sonra 3 Keleşen ve 2 Demirşah diyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. YouTube'da aboneniz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numara 0545 625 5093. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hoşçakalın.